Merhaba, Yüksek Voltaj'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün kalktık İstanbul'dan Maşukiye'ye, Kartepe'nin zirvesine geldik. 1500 metre tırmandık, 1500 metre rakımdayız. Abi, bu bisiklet kendi kendini şarj ediyor mu? Ya şimdi ben yolda giderken böyle pedal çevirsem bu aynı anda kendini şarj etmez mi? Şimdi bu sorular yani bize göre çok saçma. Ama ya o insanlar haklıysa? Bir bisikletin kendi kendini şarj etmesi mümkün mü? Böyle bir şey olabilir mi? Acaba onlar haklılar mı gerçekten? Yoksa biz mi haklıyız? Biz bunu denemeye karar verdik. Bunu test etmek için bir bisiklet hazırladık. Karşınızda kendi kendini şarj eden elektrikli bisiklet. Bunu yapmak aslında çok zor değil. Bir saniye. Piyasada bulduğunuz, gördüğünüz bu elektrikli bisiklet kontrollerlerinin birçoğunda elektronik brake system, EBS dediğimiz rejeneratif fren özelliği bulunmakta. Biz bunu içeren bir sürücünün linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağız. Oradan temin edebilirsiniz. Bu özelliği açtığınızda, bisikletin frenine bastığınızda bisiklet bir motor freni yapıyor. Ve bu freni yaparken ürettiği enerjiyle de fili şarj ediyor. Biz bunu test edebilmek için eğimin dik olduğu ve uzun süre fren yapabileceğimiz bir yere geldik. Çok yüksek bir irtifaya. Hep beraber göreceğiz. Dilerseniz başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi inişe başlayacağız. Bu iniş esnasında motor freniyle ineceğiz. Ve bu esnada işte motor, sürücü, pil gibi komponentlerin ısınma durumu söz konusu. Ve biz tabii ki motorumuzu yakmak istemeyiz. Bunun için bir ısı ölçerimiz var. Ara ara sıcaklığını ölçeceğiz bu komponentlerin. Bunları da zaten sizinle paylaşıyor olacağız. İlk verileri de şu an gördüğünüz gibi. Hazırsanız hadi başlayalım. Yani, bu arada bütün seyircilerimizden çok özür diliyorum. Sabah erken saatte yola çıktık ve yanıma kask almayı unutmuşum. Zaten ağır ağır iniyoruz. Ağır ağır iniyoruz ve neredeyse trafiğe kapalı sayılabilecek bir yol. Çünkü şu an turizm mevsiminde değiliz. Ondan dolayı affınıza sığınıyorum. Eğimin az olduğu yerlerde hız aşırı derecede düşüyor. Ve bu tip durumlarda ben mecburen pedal çevirmek zorunda kalacağım. Yokuş aşağı pedal yokuş çeviriyor. Yokuş aşağı giderken evet, yer yer pedal çeviriyor. Kim bu deli diyecekler, yokuş aşağı pedal çeviriyor. Görüntü olarak mesela şu an pedal çeviriyorum. 17 kilometre hızla gidiyorum. Neyse hadi sen bas. Görüşürüz. Hadi ileride. Görüşürüz. Bu ne abi, hem yokuş aşağı iniyorsun hem susadın mı? Ya yokuşlar çok dik abi. Ama aşağı doğru dik. Aşağı doğru dik evet. Tamam. Ne durumdayız Selman? Yokuşlar iyice dikleşti. Yer yer hani motor freninden ziyade gerçekten fren sıkmaya başladım biraz yavaşlayabilmek için. Çok hızlanıyoruz. Şimdi beraber bir sıcaklık ölçümü yapalım. Motor şu an 29,5 derece. O kadar sıcak değil. Yani tamam. Evet, öyle ekstra bir sıcaklığı yok. Ama şöyle bir şey var. Bu motorların döküm demir olduğu için şu an içi daha sıcak olup daha dışarıya vurmamış olabilir sıcaklığı. Biraz zaman geçtikçe dışarı vurabilir. Sürücüde hiçbir şey yok. Sürücü demek ki aslında çok fazla enerji kaybımız yok. Bu iyi işaret değil mi? Evet. Bayağı şarj ediyoruz yani. Demek ki çok fazla kaybımız olmadan gittiğimiz bütün yolu pilimize aktarabilmişiz. Voltajımıza bakıyoruz. 51,9. İyi bir şarj olayı var yani, doluyor. Evet. Hadi güle güle.
Çok imrendim. Niye abi, bizimki elektrikli, daha güzel değil mi? Daha güzel de ben şarj ettiğim için gaza basamıyorum. He. Enerji kaybı olmasın diye. Evet arkadaşlar, artık düzlüğe geldik. Biz şaşkınız. Evet, şarj mümkünmüş. Kendi kendine şarj güzel. Ama bir tane şartımız var. Bu şartta her gün Kartepe'den aşağı inmeniz lazım. Yaklaşık 2,5 volta yakın bir şarj sağladık. Bu da %25'e tekabül ediyor. Yani pilimizi %25 mi şarj ettik? Evet, pilimizin 1/4'ünü doldurduk. %25 şarj ettik. Yani full şarj etmek için 4 kere Kartepe'den aşağı inmemiz lazım. Bu arada başta söylemiştik, biz motorun ya da sürücünün ekstra ısınmasını bekliyorduk. Ama tahmin ettiğimiz gibi bir ısınma olmadı. Bu da bizi şaşırttı. Bu da bize neyi gösteriyor? Verimli bir şarj yaptığımızı gösteriyor. Bu kadar verimli bir şarj yapmış olmamıza rağmen %25 gibi bir rakam elde ettik 17 kilometrede. Kullanmaktan zarar gelmez ama bisikletin çok tabii bir şey beklememek lazım. Yani bisiklet kendi kendini şarj ediyor mu? Yani işte hani gibi falan. Ediyor mu? Ediyor. Ediyor canım. Şimdi bu yaptığımız şarjla düz yolda gitsek acaba kaç kilometre gideriz? Bunu deneyelim mi? Deneyelim. Bundan sonra aynen düzlük. Ben buradan yola çıkayım. 50.7'ye düşünce tekrar dur. Durayım. Evet, başladığımız voltaja geri döndük. Şöyle enteresan bir sonuçla karşılaştık. Kartepe'den aşağı 15 kilometre gibi bir yokuş indik. Düz yolda da bize 15 kilometrelik bir menzil sağladı. Bu da neredeyse, yani tam değil ama birebir demek oluyor. Günlük kullanımda 25-30 kilometre hızla bir yokuştan inerken rejenere ettiğiniz zaman bu sizi indiğiniz kadar düz yolda size menzil verecek demektir. Fena değilmiş yani. Fena değil, evet. Evet. Burada hani düşünmemiz gereken en önemli nokta, bir bisikletin pili bitene kadar kaç metre fren yapıyoruz? Yani 40 kilometre menzilin varsa o 40 kilometrede 500 metre mi fren yapıyorsun? 2 kilometre mi? Ya ne kadar yokuş aşağı? Ya da ne kadar yokuş aşağı iniyorsun? Önemli olan o. Biz bu arada artık 6000 aboneye yaklaştık. Destekleriniz, beğenileriniz ve yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız işte beğen butonu, takip et, gönderi bildirimi falan filan, bunları açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.